Çemtaş, kurulduğu 27 Ocak 1970'ten bu yana tüm yatırımlarını gelişen teknoloji ve müşterilerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarına göre şekillendirip hayata geçirdi. Bu doğrultuda Çemtaş Haddanesi'nde de 2015'te kapsamlı bir modernizasyon gerçekleşti. Şimdi Çemtaş'ın yeni sistemine bakalım. Çelikhanede üretilip haddehaneye gelen kütükler öncelikle tavlama işlemi için fırına alınır. Hadde Tav fırını atmosfer ve sıcaklık kontrollü yürüyen tabanlı bir fırındır. Fırında tavlanan kütükler haddelemeden önce birinci tufal temizleme ünitesinden geçirilip tavlama sırasında yüzeyde oluşan ve tufal adı verilen oksit tabakasından arındırılır. Tufalden temizlenen kütükler blok haddeye transfer edilir. 2015'teki yatırımla kurulan blok hadde ve devamındaki 6 ayaklı sürekli hadde, daha önce hazırlama haddesi olarak kullanılan trio haddenin yerini aldı. Blok hadde sistemi iki yönlü çalışabilen bir çift merdaneden oluşur. Haddeleme ekseni sabittir ve hadde ayağı sisteme kayıtlı ayarlar sayesinde her paso için otomatik olarak uygun kalibreye kayar. Bu yeni blok hadde ile eski trio hadde çalışma prensibi nedeniyle oluşan yüzey hataları bertaraf edildiği için nihai ürünün yüzey kalitesinde önemli oranda artış sağlandı. Yeni haddehane yatırımıyla 2014'te gerçekleştirilen çelikhane yatırımı sonunda üretilebilen 200 kare kütükler haddelenmeye başlandı. Böylece nihai üründeki ezme oranında artış sağlandı. 200 kare haricinde üretimdeki ince kesitler için 160 ve 140 kare kütükler de kullanılabilir durumda. Blok haddede işlemi tamamlanan kütükler kontinü haddeye transfer edilir. Yeni yatırımla birlikte mevcut son kontinü hadde grubunun önüne 6 ayaklı yeni bir ara kontinü hadde grubu daha ilave edildi ve toplamda kontinü hadde 12 ayaklı hale getirildi. Kontinü hadde grupları boyunca 3 farklı noktada ikincil tufal temizleme yapılır. Böylece haddeleme sırasında oluşan ikincil oksitler de temizlenerek ürün yüzey kalitesi artırılır. Üretilen her çubuk kontinü hadde sonundaki lazer sistemli anlık boyut ölçüm cihazı tarafından %100 kontrolden geçirilir. Ölçüler anlık ve geriye dönük olarak sistemden takip edilir. Haddede üretilen çubuklar soğutma ızgarasına gelir. Soğutma ızgarasında malzeme istifleme özelliğiyle birlikte ızgara girişinde bulunan kapaklar çubukların kontrollü soğuması için kullanılır. Kontrollü soğutma ile çubuklarda daha homojen bir sertlik elde edilir. Izgaranın ardından çubuklar taşlı testere veya soğuk makasla müşterinin istediği boylarda kesilip sonraki işlemler için paketlenir. Yuvarlak çubuklar soğuduktan sonra kumlama ve doğrultma işleminden geçer. Ürün bu işlemlerin ardından tahribatsız muayene yönteminden geçmek üzere %100 yüzey hata ve iç hata kontrolü yapılan test ünitelerine gönderilir. Lama çubuklar ise gözle kontrol edildikten sonra paketlenir ve sevkiyata hazır duruma gelir. Çemtaş'ın 2015'teki diğer bir yatırımı da Eddy Current yüzey hata tespit cihazıdır. Müşterinin talebine göre kabuk soyulmuş yuvarlak malzemenin sonraki aşamada gelen yüzey hata kontrol işlemi, Eddy Current sistemi adı verilen tahribatsız muayene yöntemiyle yapılır. Çemtaş 2016'da da yatırımlarını sürdürecek. Müşteri portföyünü genişletecek ısıl işlem fırını için anlaşma sağlandı. Her zaman güvenilir ve ürün kalitesi yüksek bir iş ortağı olmayı başaran Çemtaş, teknolojik gelişmelere paralel olarak yürüttüğü yatırım politikasıyla müşterilerinin sadece bugünkü değil, gelecekteki hedeflerini de karşılamaya hazır.